Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ekmek kadayıfına rakip olabilecek hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarifim var. Hadi gelin o zaman hep beraber nasıl yapıyoruz bakalım. Ve şerbetimizden başlayalım. Karamelize bir şerbet yapacağız. Öncelikle şöyle derin bir kap aldım. Kabımın içerisine bir su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Tamamıyla kabın böyle dibini kaplayacak şekilde olacak. Ve ocağa götürüyorum. Ocağa getirdiğimde arkadaşlar şöyle kenarlardan hafif sulanmaya başlayana kadar hiç karıştırmıyorum ama hafif sulanınca karıştırmaya başlıyorum. Kalan şekerlerde eriyene kadar karıştırıyorum. Ve kalan şekerler eridikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar su ekliyorum. O sırada şekerim böyle taş gibi oluyor. Ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Tam bir şerbet kıvamı olana kadar karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş erimeye de başladı artık. Karıştırdıkça ve ısıyla da iyice eriyecek. Şerbetimiz hazır arkadaşlar. Oda sıcaklığına gelmesi için farklı bir kaba koydum. Daha kolay soğusun diye. Ve şimdi çok hafif bir muhallebin var. Muhallebimi yapacağım. Yine derin bir tencere aldım. Tencerenin içerisine şöyle 1 litre kadar sütüm var. Sütümün öncelikle bir kısmını koyacağım. Çok az bir miktarını koyacağım. 1 litre sütün. Üzerine bir bardak unumu ve bir bardak da şekerim var. Onu da koyuyorum. Sütümün öncelikle az bir kısmını koymamın nedeni unun topaklanmasını engellemek amacıyla. Çünkü bir kereden pat diye dökersek e, toparlamamız zor olur. O nedenle öncelikle şöyle bir çırpıcı yardımıyla hiç topaklanmasın diye tamamını karıştırıyorum, homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırdıktan sonra da sütümün tamamını ilave edeceğim ve daha sonrasında da böyle puding kıvamı alana kadar ocağa götüreceğim 3-4 dakika böyle kaynadıktan sonra pudingim hazır hale gelecek muhallebimiz hazır arkadaşlar istediğimiz kıvamı aldı 3-4 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağın altını kapattım ve getirdim şimdi sonraki aşamalara geçiyorum küçük küçük doğradığım 125 gram tereyağımı ekledim sıcak muhallebiye üzerine de iki paket vanilyayı ekliyorum ben iki paket ekliyorum. Vanilyanın aromasını sevdiğim için ama dilerseniz bir pakette ekleyebilirsiniz. Bu tatlıya vanilya aromasını çok yakıştırıyorum. Şöyle 3-4 dakika yüksek devirde mikserimle güzelce çırpıyorum. Tamamıyla böyle akışkan bir kıvamı olsun, krema kıvamı olsun diye. kremamız hazır arkadaşlar kremamızı hazırladıktan sonra şerbetimiz de oda sıcaklığına gelmişti etimek kullanıyoruz tatlımız için etimeklerimizi böyle teker teker şerbetimize batırıyoruz ve bisküvi pastası yapar gibi kalıbımızın tabanına tamamıyla yayıyoruz bir paket etmek kullanıyorum tabi kalıbınızın büyüklüğüne göre bu paketi arttırabilirsiniz ama benim ölçülerim böyle küçük bir kare borcam kadardı. Tatlımızın tabanını bitirdim arkadaşlar. Üzerini muhallebiyle kaplıyorum. Böyle bir şerit olacak şekilde muhallebiyle kapladığım tabanı kaşıkla da güzelce düzeltiyorum. Böyle kenarlardan hiç boşluk kalmayacak şekilde. Ve kalan etimeklerimi kalan şerbetimle ıslatıyorum. İkinci katımı da yine düz ve muntazam bir şekilde etimeklerle sıralıyorum. Tamamını doldurdum. Ve ikinci katımın da üzerine kalan muhallebimi ekliyorum. Ekledikten sonra onu da yine bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltiyorum üzerine tamamıyla böyle pürüzsüz bir pasta olması için en üst katımı da güzelce yaydıktan sonra arkadaşlar üzerinin artık süslemesini arzuya bağlı olarak yapabilirsiniz ama ben hindistan cevizi bu tatlıya çok yakıştırdığım için şöyle bolca hindistan cevizi ile üzerini tamamıyla kaplıyorum ve buzdolabına götüreceğim şöyle 4-5 saat dinlendireceğim Buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra pastam artık servise hazır. Kalıbından da çıkardım. Gerçekten kalıbından çıkış, çıkmış halde çok şık duruyor. Şöyle dilimlemek istiyorum. Dilimleme kısmı da çok kolay oluyor. Çünkü muhallebimiz böyle sıvı bir muhallebi değil. Evet dilimlediğim pastamı şöyle bir servis tabağına aldım. Ve gerçekten tabakta duruşu o kadar şık ve o kadar güzel duruyor ki çok muntazam. Evet bugünkü tarifim arkadaşlar bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hepinize mutlu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.